Sizce bu küçük tabak fiyatı ne kadardır? 20 lira, 50 lira, 200 lira, 500 lira mı? Vallahi ben de bilmiyorum ama çok pahalı olacağına eminim. Amerika'nın varhoş bir mahallesinden gelip, özellikle de New York'tan bir küçük bir şık tabağı gördüğünüzde bunun ucuz olmayacağını hemen anlarsınız. Ama burası İstanbul ve bu tür restoranlar sıradan restoranlar değil. Çünkü burası bir Michelin restoranı. Şefin bakışlardan belli. Geçirecek gibi bakıyor. O anda panikliyorum. Ya da yemeği çok beğeneceksin bakışı. O anda tedirgin olmaya başlarım. Çünkü eğer yemek güzelse geçirmek hakları var. Lamborghini ve Ferrari arabasını düşünün. İşte Michelin restoranlar bu seviyede. Yani yüksek statü seviyesinde. Buraya gelenler genelde şık yerler. Ama biz nereden geldiğimizi belli ederiz. Şefler ve garsonlar bile benden şık. En sonunda hesap gelir. Hesabı görünce terlemeye başlarım. Çalışanlar beni bakıyor. Daha da stres yaparım. Hesap kutuda ayna var. Hesabı görünce kendi yüz ifadenizi görmek için. Cebimi karıştırmaya başlarım. Biraz da paniklerim. Param var mı yok mu diye. Ve o anda biri gelir ve beni arkaya çağırır. Aklıma sorular gelmeye başlar. Eğer param olmasaydı ne yapardı? Bulaşık mı yıkacaktın? Ya da polisi mi verecekler bana? Çünkü Amerika'da bu tarz şeyler yaparlar sana. Evet, bir misafirimiz var. Bu konulara girmeden önce bir bakalım bu duruma nasıl geldik. Amerika'da fakir olmaktan sıkılırken doların değerini görüp yolumu Türkiye'ye tuttum. Şimdi diyorsunuz bu kadar para harcarken nasıl fakir oluyorsun? Hayatım boyunca biriktirdiğim paradan harcıyorum. Bu yüzden zarardayım ama hayat kısa. Adana'daki yemeklere denerken artık zenginlerin, elitlerin ve sosyalistlerin yemek yediği mekanları denemek istedim. Ve bunu en iyisi Michelin restoranlarda denemek. İstanbul'da 5 Michelin restoranı varken 4'üne gittim ama 2 yıldızlı olan Fatih Tutak'a gitmek zordu. Günümüz Mersin'de başlar. Haftalarca rezerve yapmaya çalıştığım restoran bugün beni arayıp akşam 8'de yer var demişler. Ben de bu fırsatı kaçırmak istemedim. Ama restoran İstanbul'da. Hemen Adana'dan İstanbul'a 1200 liraya uçak bileti aldım. Zaman kaybetmemek için taksi binerim. Amerika'da bir laf var. Time is money. Taksiciyle 1000 lira anlaşırken Mersin'den Adana Havalimanı giderim. Havalimanından eve geçerim. Taksici de bana 350 daha geçirir. Ve hazırlanmaya başlarım. Okay, sizlere göstereyim ne giyeceğim. Bunun altında Lacoste Polo, mavi jeans, White Air Force. İnşallah şapka için bir şey demezler. Ya biliyorum siz de diyeceksiniz tarzın çok çirkin. Böyle lüks restoranlara gidiyorsun falan. Çok çirkin giyiyorsun. Ya ben şu an şişkoyum. Para harcamak istemiyorum yeni kıyafetlere. Ama neyse. Yemeklerin keyfini çıkartalım. Uzun bir günün ardından geceye bir kokteyle başlıyorum. Tabii ki elit kalabalığı uyum sağlamam gerekiyor. Ama benim kokteylim alkolsüz. Ve sonunda menüdeki her şeyi tatmaya başlarız. Sanki yemek uzmanıymışım gibi menüyü tatmaya ve düşüncelerimi söylemeye başlıyorum. Tabii ki ben bir hiçim. Bu yüzden beni ciddiye almayın. Nasıl ki Adana'da ve Türkiye'nin doğusunda her yemin başında size turşu ikram ederler. Bu da aynı konsepte sahip ama margarita içeceği gibi kenarında bir tutam baharat olan bir turşu suyu. Yaratıcı bir fikirdi ama çok özel bir şey değildi. Sıradaki yemeğe geçiyoruz. Yeni fıstığı için çok sıcak olabilir. Dikkat edelim.
4 çeşit tereyağımız var. Trabzon inik, Trabzon yanık ve mandı tereyağları. Üzerinde bir sarımsak balıyla servis ediyoruz ve bir de ayrılıktan erken asat zeytin yağımız. Afiyet olsun. Önce bunu nasıl yerim diye bakarım, sonradan kafam çözer. Bildiğimiz tereyağı ve ekmek. Çok abartılı bir görünüş ama fikir oluşturan bir harika basit başlangıç. Bal havyar şeklindeydi. Gerçekten prestiji hissettirdi ama bir ısırık aldığınızda sadece bal olduğunu anlıyorsunuz. Ama sıradan bir bal değil, daha lüks bir lezzet. Kemik ildiği tereyağıyla doldurmak çok yaratıcı bir düşünce. Kafam güzel olduğunu triplere girmeye başlarım. Ama aslında alkolsüz bir içki içiyorum. Sırf lux kalıbaya uyum sağlamak için onu şarap gibi yudumluyorum. Evet, sıradaki yemeğimiz. Sırada midye dolmamız var. İçerisinde ızgara midye, pilav ve mayonezimiz var özel. İmza yemeklerimizden bir tanesi bu bizim. Çünkü kabuklarını da yiyebiliyorsunuz. Elinizle sandviç gibi iki ısırık da tüketebilirsiniz. Afiyet olsun. Bunu nasıl yiyeceğim sorusu aklıma geçer. Kabuğuyla kepçelemeyi denedim ama sunumu bozmayı başardım. Vallahi tadı çok güzel. Bir kova istemek istedim ama gölgüsüz olduğumu öğrenmesinler. Havamız düşmesin diye bir şey söylemedim. Yavaş yavaş konsepti anlamaya başlıyorum. Yemek yumurta şeklindeydi. Üstünü açtığınızda sarısı kırmızı biberin altında kalıyor. İyi düşünülmüş ve dahiciydi. Burası daha çok bir sanat galerisi. Şefin aklı sanatı kullanıyor. Sadece bakarak hayran olmuyorsunuz, aynı zamanda sanatı tadıyorsunuz. Böyle güzel bir şey nasıl yenir ya? Bunu eve götürüp sergilemek istiyorum. Valla bir kızı çiçek yerine bunu versem daha çok şansım olur. Az daha bir hayal kırıklığı yaşayacaktım. Tatlı geliyor sandım. Yani tatlı geldiyse demek yemeğin sonu ve eve aç gideceğim diye düşünmüştüm. Ama bu bir pasta değil. Kat kat mantarlardan yapılmış bir kek dilim gibiydi. Basit bir mantarı başka nasıl bu kadar lezzetli gösterebilirsiniz ki? Bu adam tam bir dahi. Çok güzel bir ters köşe yaptı. Bu tabak güzel bir ressam gibi çizilmiş. Bir hayal edin, evinizde özel biriyle yemek yapıyorsunuz ve siz böyle bir tabak hazırlıyorsunuz. Tek söyleyeceğim şey, bu iş tamamdır. O kişiye kesin etkilediniz ve gönlünü aldınız. Dinlendirilmiş düvetinden kıyma. Anladın mı?
Bu mantı güzel açılmış bir çiçek gibiydi. Sadece güzel kokan ve güzel görünen değil, aynı zamanda çok lezzetli olan bir çiçek. Ama tüm övgüyü şefi veremeyiz. Onun tarifi olduğu için annesi tüm övgüyü hak ediyor. Zenginler ortamı artık şampanya içmeye geçtiler. Ben de bir çiçekli gazoz sipariş edip sanki pahalı bir şampanya içiyormuşum gibi yapıyorum. Kuzunun but kısmı, rump diye de geçiyor. Okay. Kuzuyu birkaç gün yoğurtlu ve baharatlı bir marinasyonda bekletiyoruz. 4 gün kadar. Ondan sonra odun fırında yavaş yavaş pişiyor. Üzerindeki de kurumuş bamya, Konya bamyası. Odun fırında pişiyor kuzu kemikleriyle beraber. Bu da yanındaki hafif fermente olmuş acılı köfte, közlenmiş patlıcan ve manda yoğurdu. Okay. Afiyet olsun. Teşekkür ederim Fatih Bey. Bu yemek Şef Fatih tarafından pişirildi ve önümde kendisinden servis edildi. Kesinlikle kalbimi kazandı. Bana sıcak misafirperverliğini gösterdi. Tabağa kendisinin yaptığını söylediğinde işte o zaman gönlümü aldı. Bu gece herkese neden 2 Michelin yıldızı kazandığını ve bunu hak ettiğini gösterdi. Şef Fatih ve ekibi bu gece orkestrayı nasıl icra ettikleri ile kesinlikle ayakta alkışlanmaya hak ediyorlar. Sonra da 3 saat süren bu sanat gösterisinden ardından tatlıyla sona geldik. Bütün gece eve aç gitmekten korktum ama 5. tabaktan sonra yemeği bırakmak istedim. Yemekler harikaydı, beni yanlış anlamayın. Sadece çok doymuştum. Yalan söylemeyeceğim, gelmeden önce McDonald's'dan bir Big Mac söyledim. Şimdi gecenin en önemli kısmına geldik. Ödeme. Bütün gece zengin birimmişim gibi davrandım. Sadece sosyete, zengin ve elit insanların nasıl yemek yediklerini görmek için. Ucuz olmayacağını biliyorum. Ödeyecek kadar param olup olmadığını düşünüyorum. Ya da kartım reddedilirse çok utanç verici olacak. Muhtemelen faturayı ödemek için bir ay boyunca bulaşıkları yıkamam gerek. Hesap sonunda geldi. Faturaya ve yüzümdeki tepkiye baktığımda tek söyleyebileceğim şey fena değil. Türkiye'de pahalı sayılabilir ama bu bir sanat eseri. Fiyat normal sayılır bir Amerika'da yaşayan biri için. Amerika'da bir Michelin restoranı bunun yaklaşık 5 katı. Hesabın üzerine çok çömert bir bahşiş bıraktım. Amerika'da bahşiş kültürü çok önemlidir. Gerçekçi olalım, yemekler harikaydı. Şef, garsonlar, aşçılar, herkes çok sıcak kalplıydı ve bunun için 2100 lira bahşiş bırakıyorum. Ama daha fazlasını hak ediyorlar. Bana harika bir deneyim yaşattıkları için ve Türk halkının bana iyi davrandığı için gönlümden fazla vermek istedim. Videomuzun sonuna geldik ama şimdi soruyorsunuz, seni o zaman niye arkaya götürdüler? Çünkü daha çok ikram yemekleri vardı. Likör ikramımız olacak. Tamam. Kendi yaptığımız Türk kahvesi likörü. Tamam. Ama dur, daha gitmeyin. Burada bitmiyor. İstanbul'da incelenecek 4 Michelin restoranı daha var.